5'e bölündüğünde 2 kalanını veren 200'den küçük 3 basamaklı tüm doğal sayıların toplamı kaçtır? Önce bize verilen şarta bakalım. 5'e bölündüğünde 2 kalanını verecek, 200'den küçük olacak ve 3 basamaklı olacak. Öyleyse 100'den de büyük olacak. 100'den büyük, 5'e bölündüğünde 2 kalanını veren 102, 107. Çünkü 5'e bölünce 2 kalanını veriyorsa son basamağı 2 veya 7 olacak. 112, 117 şeklinde gidecek. 192 ve 197'de bitecek. Bize bunun toplamını soruyor. Artık soruyla bir işimiz yok. Şunu nasıl toplayabiliriz ona bakacağız. Hepsini tek tek yazıp toplamamız çok uzun zaman alacağı için burada kullanacağımız bir formül var. Çok fazla pratik olmasa da formül genelde işimizi görüyor. Nedir o formül? Son terim. Son terimimiz ne? 197. Eksi ilk terim 102. Bölü artış miktarı 5. Artı 1 çarpı son terim artı ilk terim 197 artı 102 pardon 197 artı 102 bölü 2. Bunu yapmamız gerekiyor. Şurası 95, 5'e böldüğümüzde 19, 1 topladık 20 etti. Artık şurası 20 oluyor. Şuraya yazalım. 20 çarpı şu bölgenin tamamı 20. 197 artı 102 bölü 2. Bu da 197, 100 daha 297, 2 daha 299 bölü 2, 300 olsaydı 150 olacaktı. 150 değil, 149,5 ediyor. Bu şekilde de bırakabiliriz. Şöyle bırakalım, 199 bölü 2 oluyor. Şimdi, pardon, 299 bölü 2 oluyor. Şu 2 ile şu sadeleşecek, şurada 1 olacak. 10 çarpı 299 yanına bir sıfır eklediğimizde 2990 oluyor. Bu şekildeki ifadelerde bunu kullanabiliyoruz. Bir de şey var. N çarpı n artı 1 bölü 2 formülüne benzetme. O biraz daha karışık olabiliyor. Eğer bu formülü birkaç soruda kullanırsanız zaten alışıyorsunuz. Genelde bu formülle çözüme ulaşıyoruz. Cevap A seçeneği.